Arkadaşlar selamünaleyküm, saygılar, sevgiler. Ben Türker Fırat. Vücut geliştirme sporunda stres hormonlarıyla baş etmek çok önemli. Çünkü vücutta stres hormonları arttığı zaman vücuttaki protein seviyesi düşmeye başlıyor. Vücuttaki stres hormonları azaldığı zaman vücuttaki protein tutulumu, protein üretimi artmaya başlıyor. Çünkü arkadaşlar beyin her an, her saniye proteine ihtiyaç duyuyor. Yolda gördüğünüz bir dükkan olsun, insan olsun, bunu hafızada tutabilmek için protein oluşturmak zorunda. Yani o yüzden beyniniz habire protein üreten, protein tüketen bir makine gibi çalışıyor. Ve vücudumuza aldığımız amino asitlerin en fazlasını beyin kendine harcıyor. Beyinde bu öncelik vardır. Yani bir yerde ne kadar çok harcanım varsa içeri giren bütün enerji hep oraya harcanır. Beyni çok yoğun bir insan, sinirli, gergin, stresli bir insan normal bir insana göre daha fazla protein harcar. Daha fazla proteine ihtiyaç duyar. O yüzden arkadaşlar vücut geliştirme sporunda stresli ve gerginseniz protein miktarınızı daha yüksek almanız gerekiyor. Biliyorsunuz vücut geliştirme sporu bir stres sporudur. Çünkü adeliği strese sokuyoruz, adeliği geriyoruz. Adele bu stresten dolayı travmaya giriyor, yırtılıyor. Ve uykuyla beraber, salgıladığımız hormonlarla beraber bu adele tamir oluyor. Ve tamir olan adele güçlenmeye ve büyümeye başlıyor. Çünkü orada yeni dokular oluşuyor, yeni bağlar oluşuyor. Ve ne kadar zorladıksa o bölge çoğalıyor. O yüzden bu bölgenin en kaliteli tamirini sağlayan içerikler amino asitlerdir. Amino asitler biliyorsunuz bir araya geliyor, proteinler oluşturuyor. O yüzden hayvansal gıda bizler için burada en elzem şeydir. Ama ben bu hayvansal gıdayı vücuduma nasıl alayım? İşte ne zaman yiyeyim, şu zaman yiyeyim, bu zaman yiyeyim diye bir şey yok. Vücudun belli bir toleresi var. Yani belli bir alım gücü var. Sen antrenmanlarla, beslenmelerle bu alım gücünü arttırmış olabilirsin. Yani senin bir öğünde yediğin gıdayı vücudunun emmesiyle spor yapmayan bir insanın vücudunda emmesi aynı şey değil. Yani sen sporcu olduğun için 100 gram protein alırsan, vücut bunun örnek veriyorum 70-80 gramını emiyorsa, spor yapmayan bir adam da 30-40 gramını emiyor gibi düşünün. O yüzden sporcu kişiler daha çok gıdayı hücrelere taşır. Bu süreçte hücrelere taşıyabilmesi için kanınızdaki taşıyıcıların çok 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 iyi olması lazım. Kanınızdaki hormon seviyelerinin yüksek olması lazım. Kandaki hormon seviyelerinin yüksek olabilmesi için arkadaşlar mutlu olmanız lazım. Mutluluk burada çok önemli. Mutlu olursak vücudumuz kortizoldan daha bağımsız olacağı için testosteron ve büyüme hormonları kanımızda yüksek olacak. Ve testosteron hücrelere daha fazla protein taşıyacak. Kalıcı proteini, zamp gibi yapıştıran, hücrede tutturan proteini testosteronlar taşır arkadaşlar. O yüzden vücut geliştirme sporunda bizim yüksek testosterona maruz kalmamız gerekiyor. Kanımızda yüksek testosterona ihtiyacımız var. Yüksek testosteron için ise burada en önemli olan şey ağırlık antrenmanıdır. Ağır kiloyla kaldırılan, o sert ağır kiloyla kaldırılan antrenmandan bahsediyorum. Hafif kilolarla uzatılmış antrenmanlar ya da futbol tarzı uzun süre koşturup yorulmalar değil. Yoran sporlar değil daha doğrusu. Hani bodybuilding'de az tekrar ağır kilo gibi düşünün. Bunlar da sizin testosteron seviyenizi kanınızda çok arttırır arkadaşlar. Ve bu süreçte de kas travma geçireceği için, kortizol seviyenizde yükselme olacağı için testosteron seviyeniz de düşmeye başlıyor. Testosteron arttırayım derken de bir yandan da vücut onu düşürmeye başlıyor. Bu düşürmeyi engelleyebilmek için vücudu uyarmamız gerekiyor. Uyarıcı faaliyetleri devreye sokmamız gerekiyor. Kimisi bu süreçte vücudu uyarmak için klambuterol kullanabiliyor, kahve kullanabiliyor, nitrik oksitler kullanabiliyor. Yani vücudu aşağı çekmiyoruz, yukarı kaldırıyoruz. İşte bu esnada
Bir, bizim vücudumuz kortizol baskılanmış yani. Kremtör niye kullanıyorsun? Kortizol baskılansın. Kahveni içiyorsun, kortizolun baskılansın. Ki kanımda kortizol seviyesi az olsun ki testosteron daha fazla olsun ki testosteron daha çok hücreyi taşısın. O yüzden arkadaşlar vücut gelişme sporunda bazı ürünler kortizol baskılansın diye kullanılır. Asıl kullanma amacımız yok. Yani nitrik okside neden kullanırım? Vücuttaki yıkım hormonlarını baskılasın. Bana lazım hormonlar daha çok salınsın. Kan basıncım artsın. Yani pump olayım. Büyümeye yönelik. Kahveyi niye içerim? Kortizolum baskılansın. Fremtürü niye kullanırım? Kortizolum baskılansın. Yani bunlardaki amaç basılmış kortizol sayesinde sizin vücudunuz daha çok testosterona maruz kalacağı için antrenman esnasında yırtılan kaslarının tamir olabilmesi için daha çok testosteron kanınızda olacak. Bilmiyorum anlatabildim mi konuyu? O yüzden arkadaşlar vücut geliştirme sporunda protein, kortizol çok önemli. Bu kortizolu tanımanız lazım. Kortizolun ne olduğunu, ne işe yaradığını, ne olmadığını bilmeniz lazım. Bir adam bunları öğrenecek. Bana gitmişim, yok şu 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 bilgi bana lazım değil. Adam diyor, yok şu 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 şunu yap, bana bu lazım değil arkadaşlar. Yıllardır supplement kullanmadan da form tutan insanlar var. Yıllardır işte çok şu tekrarları şu sistemle yaparsanız böyle olur, şöyle olur. Ya onu sen şu an çıkardın, icat ettin. Yıllardır bu zamanda insanlar bu vücudu nasıl yaptı? Yani bu sporu bize zorlaştıranlar yüzünden bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu spor çok basit arkadaşlar. Mutlu olacağız. Kendimizi iyi hissedeceğiz. Uzun dinleneceğiz. Yiyeceğiz, besleneceğiz ve ağır antrenman yapacağız. Bu kadar basit. Ağır antrenman, hani bazı hocalarımızın yiyeceksin, çok sert çalışacaksın. Hani sertteki maksat uzun, yayılarak vücudu yoran, vücudu bitiren antrenmanlar değil. Az tekrar çok kiloyla yapılan antrenmanlar. İkincisi beslenme, yüksek oranda protein. İşte protein gün içinde ne kadar alacağız falan değil. Ne kadar acıkıyorsan o kadar vücut alır. Ne kadar çok acıkıyorsan vücut o kadarını alır. Acıkmamışsın, yemek yemeye çalışıyorsun. O yediğin yemek yağa dönüşüyor. Kardeşim acıkın, kan şekeriniz düşsün. Bir sporcu gün içinde belli saatlerde kan şekerini düşük tutacak ki vücudu gün içinde yağda yaksın. O yüzden en düşük kan şekerini tutacağınız zaman nedir? Antrenman öncesi aç karnına gelinen zamandır. Antrenmandan önce düşük kan şekeri gelirseniz ne olur? Vücut enerji ihtiyacınızı kahve içersiniz mesela. Karbonhidrat değildir bir kahve. Uyarır vücudu, farklı çalıştırır. Ama vücut burada bu enerjiyi ketolardan sağlar. Ketoda yağdan elde edilir. O yüzden kan şekeriniz düşük gün içinde kalsın. Adam her öğün ağzına bir şey atıyor. Her saat bir şey atıyor. Kardeşim sen derinleşemezsin. Sen yarık yarık olamazsın. Yarık yarık olmak için, derinleşmek için çok sert ilaçlara girmen gerekiyor. Ama bir adam gece aç yatarsa, antrenmada aç giderse formu daha sert ve daha yarık yarık olur. Çünkü gün içinde o saatlerde kendini aç bıraktığın için, kan şekerin düşük olduğu için, vücut kandan şeker alamadığı için ketodaki enerjiyi kullanıyor. Yağın içindeki ketodaki enerjiyi kullanıyor. Ve keto şekerden daha güçlü bir enerji kaynağıdır. Ve ketoya geçtiğiniz zaman bir adaptasyon sürecidir. Zor durumlarda o enerji oradan oraya geçmek zordur. Hani arabanız, örnek veriyorum, benzinden elektrikliğe dönmüş gibi. Yani bir, o sürece bile alışmak, sürmesi zordur yani. Gaza basıyorsun, nedir, fırlıyor gidiyor gibi. Keto'ya da alıştığın zaman keto enerjisi seni çok iyi hissettirecek. Keto diyetler kesinlikle kansere karşı bir numaradır. Vücuttaki enfeksiyona karşı, vücuttaki iltihaplanmaya karşı, vücudu kendini yeniden tamir edebilmesine karşı bir numara enerji kaynağı ve diyetlerdir. Ketojenik diyetlerde şifa vardır, ömrün uzamasıdır arkadaşlar. Karbonhidratlar bizim vücudumuz çok yarar. Çok iyi enerjiler verir. Çok güzel form tutturur. Sağlıklı da olur dozajı ayarlarsak. Ama yüksek oranda alınan karbonhidratların, yüksek oranda karbonhidratla beslenen bodycilere bakın, diyaframları pişişiktir. Karnı hep gaz halindedir. Ve sağlık sorunları vardır. Bir iyidir, bir kötüdür. Çünkü arkadaşlar bizlerin, insanların günlük hayatta yaşıyoruz. Elim bir yere değdi, sonra ağzıma değdi. Bir yerlerden mantarlar, mikrobikler vücuduma sokuyorum. Ve bunlar bağırsakta birikiyor.
ve bağırsak güçsüz olduğu an bunlar bağırsağı ele geçirmeye başlıyor ve bu mantarlar arkadaşlar karbonhidratlarla besleniyor. Bu mantarlar şekerlerle, bunlarla besleniyor ve sen iyi beslenmene rağmen diyorsun ki niye enerjim yok? Neden yok? Çünkü karbonhidrat diyetlerinde bağırsakların mantar doluysa mantarlar bağırsaklarındaki o karbonhidratı yiyor, atığını sana kanına karıştırarak geri veriyor. Ve sen atığı enerji olarak kullanamadığın için gün içinde hep yorgun kalıyorsun. Diyetlerinde sorun yaşıyorsun vesaire vesaire. O yüzden arkadaşlar antibiyotik kullanımı bu enfeksiyonlara yer açar, meydan açar. Çünkü niye? Antibiyotik faydalı bakterileri de öldürdüğü için faydalı bakterilerin yerini, orada bir yer var mesela. Hani bir ev var, temeli kazımış, daha evi kurmamışsın. Evi sen kuracağına gelip başkası kuruyor. Geliyor o mantar orada ev kuruyor. Oraya bağlanıp oradan gıda emmeye başlıyor. Ve ne oluyor? O gıdaya senin vücuduna giren enerjiyi kullanmaya başlıyor bu bakteriler. Ve karnımız, diyaframımız şiş. Gece yatarken ağzımızdan salya geliyor. Yorgun uyanıyoruz. Hep bir depresif ruh hali. Şüpheci hareketler. Yani hiç iyi değiliz. Bunun sebebi arkadaşlar vücudumuzdaki enfeksiyonlar, vücudumuzdaki mantarlar, vücudumuzdaki iltihaplar. Çünkü sen dışarıdan faydalı bir ilaç bile alsan ya da bakteri aldın, bir şey aldın, o bakterinin etrafını vücut iltihapla sarar. O mikrobun etrafını vücut iltihapla sarar. İltihaplanma artar. Yani iltihaplanmanın artması iyi bir şey çünkü oradaki bakteri içine hapsediyor. Onun için öldürüyor vesaire götürüyor. Ama iltihaplanma bizde mide bulantısı, halsizlik, mutsuzluk gibi yan etkilere sebep oluyor. Üşümeler, dengesiz ruh halleri, iltihaplanmalarında bu sorunları olabiliyor. O yüzden arkadaşlar bunlarla baş edebilmenin en iyi yolu da ketojenik diyet ve aç kalmaktır. Bağırsağı en iyi temizlemenin, o vücudumuza bakterilerini bence en iyi temizlemenin yolu onları aç bırakmaktır ki onlar ufalsın, kaybolsun, gitsin. Onları doğrudan öldürün diyorsanız onların ilacı var eczanelerde ama yan etkileri çok. Aşırı yan etkileri var. Yani kalp krizi geçirebilirsin, böbrek sorunları yaşayabilirsin. O yüzden çok ileri seviye bu bağırsak hastalıkları, bu mantar hastalıklarına yakalanmadıysanız bu tarz ilaçlarla tedavi etmeyeceksiniz. Sabah aç karnına kalkıp mantarın sevmediği şekilde besleneceksiniz. Yani mantarın beslenemeyeceği gıdaları vücuda sokacaksınız. O yüzden sirke de genelde çok tavsiye edilir. Elma sirkesi tavsiye edilir. Kekik yağı çok serttir. O tavsiye edilir. Bazı mantar oluşumunu engelleyen probiyotikler var. Asit. Asitle başlayan probiyotik var. İsmi unuttum. Bunlar yapılabilir. O yüzden bağırsağıma çok iyi geliyor, vücuduma çok iyi geliyor diye aldığınız çoğu takviyeler de mesela supplementler kesinlikle whey proteinler, supplementler bağırsağımızdaki bu bakterileri çok kral gibi besler arkadaşlar. Kral gibi besler. Yani o yüzden bence bir sporcu karbonhidrat yüklemesi yapacağı zaman ya da supplement kullanacağı zaman bence bir 15 gün, 20 gün, bir ay neyse bir bağırsak temizliği yapması lazım. Bağırsak temizliği bizim için hayatımız için çok önemli. Hayatımızın uzun sürebilmesi için çok önemli ve yediğim gıdanın vücuda bağlanabilmesi için, vücuduma girmesi için çok önemli. Bir insanın bağırsağı sağlamsa, sağlıklı çalışıyorsa bağırsakta bir beyin daha var arkadaşlar. Beyindeki maksat nedir? Bağırsak beynimize sormadan karar verme kapasitesine sahip bir organdır. Bütün organlarımız komutu beyinden alır. Kararları beyinden alır. Ama bağırsak ikinci beyinden değil için denme sebebi de odur. Çoğu bilgiyi, kararı kendi alır. O yüzden arkadaşlar bağırsaklarımıza çok iyi bakalım. Vücut geliştirme yapacağım, spor yapacağım ayağına sağlığımızdan oluyoruz. Hayvan gibi büyüyoruz ama diyafram şişmiş, tansiyon yükselmiş, yüz göz şişmiş. Bazı sporcu arkadaşları görüyorum, taş gibi vücut yapmış, adamda çene, yüz böyle basmış growth hormonunu ve
aşırı bir şekilde vücuda enfeksiyon sarmış, yüzü gözü iltihap, kendi farkında bile değil. Öyle bir şişiyor ki yüzü gözü. O iltihaptır arkadaşlar. Vücudunda aşırı yabancı madde olduğu için bir insanın yüzü gözü şişmeye başlar. O yüzden steroid kullanmanın çoğu ilk başta vücut steroidi kabul etmediği zamanlar kişinin yüzü gözü şişmeye başlar. Ağzı, burnu, çenesi böyle bir acayip bir şey dönüşür. İltihaptır arkadaşlar. Bu iltihap da bizim yaşam kalitemizi aşağı çeker. Bizim sağlıklı duruşumuzu aşağı çeker. Ama piyasada çoğu kişi bu konulara hakim olmadığı için arkadaşlar biz bunları hocalar zannediyoruz. Onun sistemiyle gidiyoruz ve herkes onlar gibi olmaya başlıyor. Sağlıksız bireyler, sağlıksız görüntüler olmaya başlıyor. Ben Türker Fırat olarak steroidi kullanmasını, kimsenin kullanmasını tavsiye etmiyorum. Ama yok illa ben bunu nasıl kullanacağım diyor iseniz bunların doğru veya yanlış kullanmaları size anlatarak bir yol çizmişim. Benim de metodum, sistemim, düzenim bu. Steroidleri belli bir oranda adam akıllı kullanırsanız tolere edebiliyorsunuz. Sorun yaşamayabiliyorsunuz. Ama steroidleri gerçekten piyasada bu işi bilmeyip çok saçma sapan yapıp kendi sağlığını bile mahveden insanlarla yaparsanız onlar gibi olursunuz. Bir ara bir sporcu çıktı, tık beş peş peşe sağa sola çıktı, şampiyon oldu, iri yarı bilmem ne, su tuttu, tuz alın dedi. Bir baktınız kayboldu arkadaşlar, adam böbreklerini eline aldı. Sen bu işi çok iyi biliyordun da, bu işe çok hakimdin de niye kendi sağlığını mahvettin? Sen kendi böbreğine mi düşmansın? Sen kendine mi düşmansın? Yani alıp kendi böbreğine bıçak batırır mı? Hayır. Ama niye böbreklerini mahvediyorsun? Çünkü işi bilmiyorsun. Bilmeyince bu bilgiyi de insanlara geçiriyorsun. Senin yüzünden toksit bilgiyle herkes şu an bu işi yapmaya çalışıyor. Benim elimden geldiği kadar bu insanlara bağırsak mantarının ne olduğunu, bu insanlara doğru beslenme, ketojenik diyet, şu nedir, bu nedir diye anlatmaya çalışıyorum. Elinden geldiği kadar. Ne oluyor arkadaşlar? Bu sektörde biliyorsunuz şey çok önemli. Süslü, gösterişli yorumlar. Mesela YouTube'da ben birinin ismini verip de birine sataştığımı görmediniz. Ama çoğu büyüyen, ilerleyen sayfalarda biliyorsunuz herkes birbirine sataşıyor. Herkes birbirine küfrediyor. Herkes birbirine şikayet ediyor. Niye? Prim yapmak, konuşulmak için. Ben Türkiye Fırat olarak hiçbir zaman öyle bir yol izlemedim. Öyle bir yolda izlemeyeceğim. İşimi doğru yaparım. Bana 5000 tane saçma sapan insan geleceğine 100 tane doğru insan gelsin. Ben ekmeğimi öyle kazanırım. Yoluma öyle bakarım. Benim sistematiğim budur. O yüzden bir insana bir sistem kurduğum zaman bu bilgilerin altyapısında bir sistem kurarım. Ona programı öyle veririm. Çünkü yarın bugün başım sıkıntıya girmesin. Bu adam doğru bir yol alsın ki bana dua etsin. O yüzden arkadaşlar videonun başında olduğu gibi ketojenik diyetler her zaman daha faydalıdır. Yüz yuvarlak pank dana gibi vücut yapamayabilirsin ama ketojenik diyet spor yapanlar tarak tarak olur, daha etli olur, taş gibi vücutları olur ve daha fazla kalıcı kas sahibi olurlar ve vücuduna daha fazla faydalı hormon salgılatır. Ketojenik diyet yapanlar bence daha çok kanlarında testosteron vardır. Ketojenik diyet yapanlar daha sağlıklı. Çünkü karbonhidratın atıkları daha fazla arkadaşlar. Şekerin yan etkileri, atıkları daha fazla. Yani ketojenik diyetin atıkları onlar kadar değil. O yüzden ketojenik diyet yapanlar karaciğerleri kız gibi tertemiz. Karaciğeri çok iyi çalışıyor. Bir insanın karaciğeri çok iyi çalışıyorsa o adam cennet gibidir zaten. Vücudunda daha az toksit vardır. Vücudunda daha az toksit var ise arkadaşlar böbrekleriniz daha az yorulur. Böbrekleriniz daha iyi süzüyorsa kanınız daha temizdir. Kanınız daha temizse damarlarınız daha temizdir. Damarlarınız daha temizse damar sertliğiniz yoktur. Damar sertliğiniz yoksa kalp krizi riskiniz yoktur. Git kral gibi yaşa kardeşim. O yüzden yarışmacıysan yarışma evresinde ağır siklet sporcuysan belli oranlarda karbonhidratlı beslenmeler yapabilirsin. Ama off sezonlarında yarışma yapmayacağın evrelerde ketojenik diyetlerle hayatınızı daha sağlıklı bir şekilde götürebilirsiniz.
Ben kesinlikle bunu da Türker Fırat olarak kendim vahiy indirdi diye söylemiyorum. Takip ettim, profesörler var, okuduğum makaleler var, okuduğum, izlediğim programlar var, tuttuğum notlarım var, öğrencilerimden uyguladığım sistemler var. Bunlara göre konuşuyorum. Bu benim işim, ben lisanslı vücut geliştirme antrenörüyüm. Yani belgesi olan bir sporcuyum. Karşınızda boş beliş bir adam yok o konuda. Ve tecrübe sahibiyim. Bence faydalı bir video arkadaşlar. Bu videonun YouTube için yaptım. Biraz uzun video seven arkadaşlarım oluyor. Ama yine 305 kişi izleyecek. Biliyorsunuz YouTube beni ölü kanala düşürmüş. O yüzden benim hiçbir şeyim keşfete düşmüyor. Bu ölü kanaldan da beni çıkaracak kişiler de sizlersiniz. Çünkü videoda etkileşimin yüksek olması gerekiyor. O yüzden beğene basın, abone olun, yorumlar yazın. Bol bol yorum yazın. Birbirinize cevaplar yazın vesaire. Biraz kanalı aktifleştirirseniz inanın arkadaşlar çoğu konu hakkında doğru bilgi vereceğiz. Bakın bazı kişiler, hocacıklar dediğimiz tayfa artık bilgileri yetti, bir yere kadar yettiği için artık videoları döndü. Psikolog videolarına döndü. Siyaset videolarına döndü, spor videolarına döndü. Yani yorum videolarına döndü. Bilgi kanalları artık bilgi veremiyor arkadaşlar. Ama inanın ki ben büyük konuşmayı sevmiyorum. Belki bende bir otizm vardır, bilmiyorum. Yani çünkü otizmli insanlar genelde bazı şeylere daha çok odaklanır ve o şeyi daha çok başarır. Otizmler tekrar etmeyi, bir şeye odaklanmayı daha çok yaşayan insanlardır. Benim kardeşim otizm eğitmeni. Bu yıllarca bu hakkında eğitim aldığı için devletin bir kademesinde çalışan, bu işte uzman bir kişi. Ondan aldığım şeylerle konuşuyorum. Hani sen kimse otizm hakkında konuşuyorsun demeyin yani. Referanslarım, kaynaklarım çok sağlam. Ve devletin resmi bir kanalda otizm üzerine görev yapan, çalışan Milli Eğitim Bakanlığı'nda kendisi üst düzey bir müdür statüsünde birisi benim kardeşim. O yüzden otizmlerde de şu var arkadaşlar. Mesela bazı hocaları görüyor mu? Otistik olduklarını da görebiliyor. Otizmin çeşitleri vardır. Mesela birisi çok küfürlü konuşuyorsa, küfürlü konuşmak o otizmin bir belirtisi. Küfür etmek, ani tepkiler vermek, kontrolsüz hareketler otizmin bir belirtisi. Ama hafif otizm işte. Bende de ona benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. Bende disleksi var, öğrenme zorluğu var. O yüzden okuyarak çok bir şey öğrenmekte zorluk yaşıyorum ama izleyerek, yaşayarak daha kolay öğreniyorum. Ve ön yargılı öğrenmeme yeteneğim var. Bu da otizmlerde olan bir özellik. Ön yargısız öğrendiğim için her bilgiye açık olabiliyorum. Yani ön yargım olsa bazı bilgilere kapalı olabilirim. O yüzden her bilgiye açık olduğum için her şeyi araştırıyorum. Ve beynim aşırı bilgiyle dolduğu için, nöronlarım da bunları birbirine bağladığı için mantığını daha rahat çözüyorum. Ve kendimce çok hızlı bir neticeye ulaşabiliyorum. Ve kendi araştırmalarımca disleksi olduğumu da kendim öğrendim. Sonra testler vesaire yaparak gerçekten de disleksiymişim. Öğrenme zorluğu yaşayan bir insanım şey olarak. Ama öğrenme yolumu çözdüğüm için, nasıl öğreneceğimi keşfettiğim için bilgilerimi o şekilde alabiliyorum. Yani inanın gelin evimde duvarıma bakın, raflar dolusu kitap vardır. Heveslenirim, alırım. Ama o kitabın yazarlarının video programlarını genelde izlerim. Çünkü kitaplarını okuyamam, zorluk çekerim, harfler karışır, anlayamam yani çoğu şeyi okuyup anlayamam. Ama zekamın çok yüksek olduğunu görüyorum. Çünkü oturduğum yerde rahat oturan bir insan değilim. Duvara bile bakın, bu duvar niye var? Duvarın rengi neden beyaz? Niye beyazı tercih ettim? Niye şurada? Bu ön yargısı olmadan bütün bilgileri aldığım için ve sorguladığım için vücut geliştirme olayında da böyle bir şeyleri anlayabildim. Demin nasıl bir çizelge çıkardım? İşte sağlıklı olursanız kanımız da sağlıklı olur, kalbimiz sağlıklı, şu. İşte bunun sebepleri karbonhidratlı beslenmeler bizi bu noktaya götürür. Karbonhidratsız ketojenikler bu. Bunlar doğru, bilimsel ve mantığa oturan veriler arkadaşlar. Yani bizim sporumuzda bu tarz içerik yapan insanların sayısı az ama çok bilgili insanlar var. Gerçekten vücut geliştirme sporumuzda çok bilgili insanlarımız var. Bazı bilgili insanlarımız da çok egolu. Ondan egolu olmalarını eleştiriyorum. Bilgilerine saygım var. Kariyerlerine saygım var.
Ama bazı hareketlerine kızıyorum. Mesela ben alkolü sevmem. İçmiş misindir diye sorsan bir şeyler yaşamışımdır, etmişimdir. Çünkü ben kullanmadığım bir şeye kötü veya iyi diyemem. Çünkü ne yaşadım bilmiyorum. Adam yıllardır diyor ki alkol kötü, kötü, kötü. Tamam kötü kardeşim. Ama bir gün denk geliyor. Adam bir içmeye başlıyor. Alkolün teki oluyor. Ne güzel bir şey ya kanka diyor. Ama bir konu hakkında fikir beyan edecekseniz o konunun altyapısı sizde ne? Ne yaşadın? Ne tecrüben var? O yüzden yeni yetme kardeşlerimiz var. YouTube'larda, Instagram'larda görüyorum. Videolar yapıyorlar. Hiçbir donanımlar olmadığı halde. Orada burada okuduklarını video olarak paylaşıyorlar. Ve onlarla aynı atmosferde olmak benim zoruma gidiyor. Ben bilgimi paylaşıyorum. O arkadaşlar takip edilebilmek için oradan buradan kopyala yapıştır bilgileri paylaşıyorlar. Ve bu işi bilmeyen arkadaşlar, Türkan Fırat kimdir diye bilmeyen bir tane genç çocuk beni gidiyor çocuklarla bir edebiliyor. Geçmişte şampiyon olmuş, başarılı olmuş bir sporcuyum. Beni daha eski tanıyan insanlar federasyon içinde koşturmacılarımı, şunları, bunları, onları daha ne kadar sporun altyapısı olduğunu bilirler. Ama yeni yetme adam Türkan Fırat kimdir? Ama bir tanısan bu adam bu spora ömrünü vermiş. Bu sporda altyapısı çok ama dünkü çocuk 18 yaşında video yapıyor. O daha çok izlenir. Sen o çocuğu benden üstün tutuyorsun. Yani Messi'yi 3. ligde oynayan bir adamla 3. ligde bir oynayan bir adamı Messi'den üstün tutmak gibi bir şey bu. Bu yanlış bir şey. Çünkü o insanın bilgisiz olduğunu gösterir. Yani yeni çıkmış bir adam sadece adamın zaten gözlüğüne ya da gözlerine bakın. Karşıda okuyarak o şey yapıyor. Video yapıyor. Gözlerine o şey yansıyor. Prompter yansıyor. Adam bir yerden okuduğunu size aktarıyor. Papağanlık yapıyor. Ve sonra adama diyorlar ki büyük hoca. Nasıl büyük hoca güzel kardeşler? Mesela bazı hocaları görüyorum. Kitapta yazılan şekilde ezberle yapmışlar ya bu işi. Ezberle öğrenmişler. Mesela üniversitede sınava girecek. Hoca vermiş kitabı. Bu konu çalışın. Bu konakla sınava girin. Adam bildiği kitaptaki bilgiyi aynı orada videoda anlatıyor. Kitap ağzıyla anlatıyor. Yaşanmışlık hiçbir tecrübesi yok. Bu böyledir diyor. Ya arkadaşlar bunlar bana yapay geliyor. Burada önemli olan yaşanmış ve doğru. Şimdi şuradan birisi hemen videonun altına benim bilgilerime karşı bilgi yaz söyleyecek. Ya soracağız ya kardeş sen ne yaşadın? Ya şurada şu adam böyle diyor bu adam. Ama kendi tecrübenle gel. Türkan Fırat kendi tecrübesiyle geliyor buraya. O yüzden piyasada dediğim gibi bozulmuşluk çok. O yüzden ben de heveslenemiyorum. Heveslenebilirim. Şu videoyu 500 kişi bile çok büyük ayağa kaldırabilir. Yüzünüz şu videoyu paylaşsa, izleyen 500 kişi yüzü bile şu videoyu paylaşsa beni ayağa kaldırırsınız. Ve ben her konu hakkında size elimden geldiği kadar destekçi olurum. Çünkü 40 yaşındayım, 41 yaşındayım, profesyonel bir sporcuyum. Normalden daha fazla insanla muhatap olduğum için arkadaşlar, katiliyle bile muhatap oldum. Katile bile program yazdım, öyle söyleyeyim. En tırsak adama da program yazmışım. Yani suçluyla da muhatap olmuşum. Bilmem ne Ankara'da en yüksek bilmem ne adamla da muhatap olmuşum. Yani tecrübelerimiz çok. Bizlerden faydalanmaya çalışın. İnsan sarrafı gibi bir şey olmuşuz. Bizlerden faydalanmaya çalışın. Ve bizim gibi insanlara ayağa kaldırın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İşi ehline bırakın. Tecrübeli insanlara değer verin. Bir de bir Müslüman için şöyle bir söz var arkadaşlar. Müslüman olmayan arkadaşlar da İslamiyet tanısına başla. Böyle şeyler söylüyorum. Bir kişiden duyduğunuz, mesela dışarıdan bir kişiden duyduğunuz bilgiyle amel etmeyin diyor. Onu bir araştırın. Belki iftiradır, belki yalandır. Siz dışarıdan benim hakkımda olabilir, başkasının hakkında ya da bir bilgiyle alakalı edindiğiniz o bilgiyle hemen amel yapıyorsunuz. Hemen o bilgiyi gerçekmiş gibi gündeme koyuyorsunuz. Mesela transfer zamanı diyelim çok ünlü bir gazete, çok ciddi bir gazete. Asparagaz hiçbir haberi yayınlamıyor. Yanlış bir haber geliyor. Yayınladığı zaman gazetenin şeyi düşüyor, tıraşı düşüyor. Lan bu gazeteye yakıştı mı gitti, sahte bilgi verdi. Ne yapıyor? Bu tür gazeteler o bilgiyi verene kadar ne doğrulamalar yapıyor, nereleri arıyor, nereleri soruyor ki o bilgiyi doğrulasın diye. Güzel kardeşlerim, oradan bir bilgi duyuyorsun, buradan bir bilgi duyuyorsun. He tamam doğrudur. Emin değilsin. Bir duyduğun şeyle hareket mi? Yani bir Müslüman bir yerden aldığı bilgiyle hemen amel etmez. Soruşturur, emin olur ondan sonra. Biz insanlar da arkadaşlar, vücut gelişme camiasında kişilerin üzerinde olsun,
Mesela bir kişi var piyasada, herkese gay diyor. Adam diyor şu gay, bu gay, o gay. Lan diyorum, bunlar gayse, yok diyor şu gay barında görülmüş, şu gay kulübünde şu görülmüş, şu gay sayfalarında bu görülmüş. Ulan senin gaylerin ortamında her dakika ne işin var da bu adamları görüyorsun? Ne işin var görüyorsun. Şimdi ben diyeyim alkol kullanmıyorum. Kullanmıyorsam alkollü ortamlarda kimseyi tanımam. Harbi tanıyorsam demek alkol içiyorum. Size de alkol içmiyorum dersen diyeceksin Türker, bütün alkolikleri tanıyorsun, hayırdır? Hangi kulübe gidiyor, nerede ne halt diyor biliyorsun. Alkol içmiyorum diyorsun. Yani şey misin, özel hafiye miyim? Yani bu insanlar peşe takılmış, biri özel para mı veriyor? Hayır. Burada ne düşünüyorsun? Lan demek ki sen gaysin. Ya gerçekten görüyorsun onlar sözü ya da iftira atıyorsun. Yani piyasada böyle acayip acayip insanlar var. Mesela bir kişi var piyasada. Onunla uğraşacağım. Beni gitmiş şikayet etmiş. Instagram'da bir benim videomun altına bir şey yazmış. Cevap vermişim. Gitmiş beni şikayet etmiş. Ya o kadar komik bir olay için gidip beni şikayet ediyor ki. Ama sonra ne oluyor? Beni şimdi başına bela aldı. Şimdi neler yapacak Allah bilir. Ya ne deliklere kaçacak Allah bilir. Ama boş bir muhabbet yüzünden. Neyse arkadaşlar, video 30 dakika oldu. İşte biraz bilgiden girdik, sonra biraz muhabbete döndü. Sizleri çok seviyorum. Lütfen videomuzu ayağa kaldıralım. Doğru insanlara değer verelim. Şu izlediğiniz videonun hakkını da o şekilde ödemiş olursanız çok mutlu olurum. Beni seven kardeşlerim var biliyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Böyle bazen yolda görüşüyoruz. Çünkü sen belki 5 saat beni izlemişsin. Videolarımı, muhabbetimi, sohbetimi, benimle daha samimi olmuşsun. Ama ben seni görmediğim için dışarıda bir an karşılaşıyoruz. Sen o samimiyetle bana yaklaşıyorsun. Bende o samimiyet yok, ne yapacağımı bilemiyorum. Tanımıyorum seni şimdi, sana nasıl davranacağımı bilemiyorum. Ben bir soğuk kalabiliyorum. Oysa sen çok sıcak olabiliyorsun. Onun bir mahcubiyetini yaşıyorum. Ama gerçekten içim çok ısınıyor esnada. Beni yolda tarlalarda tanıyıp besin çeken arkadaşlarımız oluyor. Hani gerçekten içim çok ısınıyor, çok mutlu oluyorum. Yani ne kadar mutlu olduğumu bilseniz gözleriniz dolar. Bana o verdiğiniz değer, o verdiğiniz sıcak muhabbet, o dostluk, o kardeşlik, o çok büyük bir şey. Onu gördüğüm zaman doğru yolda olduğumu, doğru işler yaptığımı anlıyorum. Yolda insanlar bana küfür de edebilirdi, bana hakaret de edebilirdi. Ama sağ olsun yolda insanlar bana sarılıyor, benimle resim çekiyor. Adam beni al bağrına basıyor, öyle güzel kardeşlerimiz var. Ne diyeyim işte, sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Desteğinizi istiyorum, başka bir şey değil. Ya şu videomuzu Instagram'da, hikayelerde paylaşabilirseniz, hani belli bir şeyini, çok makbule geçer. Facebook sayfalarında, gruplarda çok makbule geçer. Hem insanlar sayenizde daha doğru bilgi öğrenmiş olur, hem de etkileşimimiz yükselir, sayfamız büyür. Biz büyümeyi hak etmiyor muyuz? Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.